Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bu sabah size geçen gün, 2 gün önce Korkusuz'da yayınlanan yazılarımdan birinin çok kısık, çok kısacık bir bölümünü okuyacağım. Zaten yazı da çok uzun değildi. Bakın orada ne demiştim. Şu 3 kavram çok değerli demiştim. Bilmek, yapabilmek, öngörebilmek. Bilmek öğrenmenin sonucu. Yapabilmek deneyim ve gücün sonucu. Öngörebilmek ise ön yargısız bir aklın, bilginin ve deneyimin sonucu. Evet canlarım, ön yargılıyız. Ön yargılı olunca bilgilerimizi de yapabilme yeteneğimizi de kaybediyoruz. Öngörülerimizin esiri oluyoruz. Haliyle yetenek sıfırlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük hasletlerinden biriydi bu 3 öğe. Atatürk öğreniyordu. Öğrenince biliyordu. Atatürk yapabilecek kadar güçlü olması gerektiğinin farkındaydı. Yapabileceği noktalara ulaşmak için çalışıyordu. Ömrü böyle geçti. Ama bir şey daha yapıyordu Atatürk. Öngörebiliyordu. Neden? Önyargısızdı. Onun için yaklaşık 100 sene önce söyledikleri, 90 sene önce söyledikleri halen bugün bir bir gerçekleşiyor. Öngörebilme yeteneği olduğu için. Aklını, deneyimlerini, bilgilerini, zekalarını ön yargısına hapsetmediği için. Canlarım ben geçmişe baktığımda ön yargılı olduğum dönemler yaşadığımı görüyorum. Bunlardan hemen hemen tamamını darbeler dönemi olarak niteleyebiliriz. 9 yaşındaydım 27 Mayıs İhtilal yapıldığında. Ne ön yargım vardı, ne bilgim vardı, hiçbir şeyim yoktu. Ama 27 Mayıs İhtilalinden bir hafta sonra babacımı gelip evden alınca 2 inzibat 1 polis, ön yargım oluştu. Asker ve polis kötüydü. Evet, ön yargım öyle oluştu çünkü babamı alıp gitmişlerdi. Başka babalar alıp gitmişler miydi bilmiyordum, çok da umurumda değildi. Beni ilgilendiren benim babamın alınıp götürülmesiydi. Ve ben hayatımın ondan sonraki dönemlerinde askeri darbelerden, askerlerden ve polislerden korkarak geçirdim. Delikanlılık yaşlarımda bile bir inzibat görsem, şimdi inzibatlar var mı bilmiyorum. Evvelden inzibatlar vardı, böyle kollarında falan beyaz kordonlar bulunurdu. İnzibat görseydim, polis görseydim içim burkulurdu canlarım benim. İçim burkulurdu, itiraf ediyorum. Çünkü ön yargılarımın esiriydim onlara karşı. Onlar benim gözümde babamı alıp götüren kötü insanlardı. İyi ama benim babamı götürenlerle o polisler, o askerler, o inzibatlar aynı insanlar değildiler. Olabilir. Ama aynı sınıftandılar. 12 Mart 1971 darbesi sırasında üniversiteye hazırlanmak üzereydim. Çünkü 2 sene ara vermek zorunda kalmıştım. 1 senesini sınıfımı kaybetmiştim. 2. senesiydi o. Artık askeri darbeler konusunda bilgi sahibiydim aynı zamanda. Okuyan bir insandım. Askeri darbeler berbat şeylerdi. Allah'ın cezası diktatörlüklerden başka hiçbir şeyler değildi. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Mayıs'ta gelmiş, sözünü tutmuş. 1,5 sene sonra idareyi yeniden sivillere bırakmıştı. Doğruydu. Ama artık başka ülkelerde hiç de bizdeki gibi askerler olmadığını da biliyordum. Ya bizim askerler de gitmezlerse idi. O dönemlerde şarkıcı ve futbolcuydum. Ve bir de tabii ki elbette asıl işim öğrenmek, öğrencilik, eğitim yapmaktı. Yani üniversite devam etmekti. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. Haliyle Türkiye'yi kurtarmak gibi bir sevdanın peşinde değildim. Öncelikle sevgilimle aramızdaki ilişkiyi kurtarmaya çalışıyordum. Sonra da kendimi. Ya
Yalan yok. Gençliğin en güzel tarafıdır o. Sevdiklerinizi öncelikle kurtarmaya çalışmak. Diğerkamlığın zirve yaptığı, yani fedakarlığın zirve yaptığı süreçlerdir gençlik dönemleri canlarım benim. O nedenle 12 Mart askeri muhtırasının Süleyman Demirel'e yapılmış olmasından dolayı babacığımın üzüntüleri beni üzüyordu. Ama Süleyman Demirel'e ben de karşıydım. Çünkü Süleyman Demirel'le ilgili okuduklarım, yazılanlar bende ön yargı pekiştirmesi yapıyordu. Morrison Süleyman'dı o. Zaten masondu da. Oysa adamcağız yollar yürümekle aşılmaz derken demokrasinin ne kadar erdemli bir rejim olduğunu anlatıyordu. Çıkın yürüyün diyordu. Protesto edin diyordu. Ya bugün sokaklara çıkamazsınız deniyor. Süleyman Demirel'in yaklaşık 50 sene önce gösterdiği o demokratlık bugün yok. Evet ya, Süleyman Demirel aynen öyle diyor. Fakat gençler, bilhassa solcu gençler, solcu, o dönemin solcu gençleri bilhassa Süleyman Demirel'in sokaklar yürümekle ya da yollar yürümekle aşılmaz lafının ne kadar muhteşem bir demokratik tavır, anlayış olduğunu anlayamıyorlardı, çözemiyorlardı, ben de dahil işlerinde. Babacığım ne kadar severse sevsin Süleyman Demirel'e kızanlardan biriydim. Ama öyle çok da bilinçli bir kızıcı değildim ben. Bunları itiraf ediyorum canlarım benim. Çok lay lay lomcuydum aslına bakarsanız. Ama madem benim arkadaşlarım ki genelde solcuydular. Evet, benim hayatımda hiç sağcı arkadaşım olmadı biliyor musunuz? Delikanlı dönemimde. Hiç sağcı arkadaşım olmadı benim. Peki ben solcu oldum mu? Yok, ben solcu olmadım. Ama arkadaşlarım çok iyi insanlardı. Solcu oldukları için iyiymişler gibi gelirdi bana. Çünkü onlarla ben her konuda çok rahat tartışabilir, sohbet edebilirdim. Suç ve Ceza'yı okumuş olanlardı onlar. Evet, Savaş ve Barış'ı okumuş olanlardı onlar. Anna Karenina'yı, hatta beni çok etkileyen Obdomov'u okumuş olan arkadaşlarım da onlar. Evet, genelde pek çoğu bu saydığım kitapları okumuş olanlardı. Sinemayı çok seviyorlardı. Sağcı arkadaşlarımız ise, sağcı gençler ise ne sinemayı seviyorlardı, ne tiyatroyu, ne müziği, ne kitap okumayı. Sevmiyorlardı abi. O nedenle midir bilmiyorum nedir. Arkadaşlarım halen çoğunluğu solcudur. Ve ben hala solcu değilim. Sağcı hayatımda hiç olmadım. Hayatımın bir tek gününde ben kendimi sağcı olarak hissetmedim canlarım benim. 12 Eylül 1980 darbesi yapıldığında önyargılarımın hala etkisi altındaydım. Evet, darbeler kötüydü, evet doğru, ama bu seferki darbe acaba iyi bir şey miydi? Neden? Çünkü darbe olmadan en çok 15 ya da 20 gün önce kızımız Sinem daha henüz 45-50 günlük iken Bahariye Caddesi'nde sevgilimle beraber, onun yanında elinde aşkın, benim kucağımda Sinem, Sinem'imin doktoruna gidiyoruz Bahariye'de. Ertesi gün gazetelerden Ferhat Tüysüz ve Belican Oduncu olduklarını öğrendiğimiz iki ülkücü rastgele ateş ediyor. Kurşunlardan biri bulunduğumuz binanın mermerini paramparça ediyor. Ölümden dönüyorduk çocuklarımızla birlikte. Artık neredeyse Türkiye'nin %90'ı belki de gelsin bu darbe demeye başlamıştık. Bu seferki ön yargının ötesinde bilmekten kaynaklanan bir talepti. Yaşıyordum çünkü. Bizzat yaşıyordum, içindeydim ve engel olabilecek hiçbir gücüm yoktu. Ben mütevazı bir genç, özel sektör profesyonel yöneticisiydim. Ne yapabilirdim ki? Elimde nasıl bir güç vardı? Gazeteci de değildim. Yazılar da yazamaz, toplumu yönlendiremezdim de. Ya da toplumda kanaat önderliği de yapamazdım. Yani hiçbir yetkim de yoktu. Olaylar nasıl giderse öyleydi ve ben, samimiyetle söylüyorum, askerlerin darbe yapmasını isteyenlerden biriydim.
Kim bilir belki de rahmetli kayınpederim emekli kurmay albay. Onun da etkisi vardı. Belki de ondan da etkileniyordum ama hayır, bizzat yaşıyordum. Bizzat yaşıyordum. O 27 Mayıs'ta ve 12 Mart 1971'de askerlerle, subaylarla, orduyla kavga eden Memduh Bayraktaroğlu'nun yerinde gelin artık diyecek kadar askere yanaşmış ya da yanaştığını itiraf eden bir Memduh Bayraktaroğlu vardı. Ama darbenin üzerinden çok geçmeden ben yine askerlerle kavga etmeye başlamıştım. Canlarım. Ya hayat işte böyle bir şey ya. Hayat böyle bir şey. Yine de belki de solumsu tarafım tutmuştu. Belki de hakikaten çok demokrat olduğum için askerlere karşı geliyordum. Öyle ya da böyle. Şimdi düşünüyorum da askerlerle kavga etmeye başlayış nedenim kurdukları hükümetin birden piyasayı iyice sıkmasıydı. Enflasyonla mücadele edeceğiz diye bütün ihaleleri iptal etmişlerdi. Oysa o dönemde hem genel müdürdüm hem de bayağı iyice bir şirketin yönetim kurulu başkanıydım. Ve bütün pazarım Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı lojmanlar ve inşaatlardı. En büyük müteahhitlerim daha doğrusu. Ve bir de tabii ki sosyal sigorta kooperatifleri vardı o zaman. O sosyal sigorta kooperatifleri benim en güçlü, en sadık müşterilerim arasındaydı. Askerler gelmişler, sosyal sigorta inşaatlarını da, askeri inşaatlarını da sıfırlamışlardı. İhaleler yok denecek kadar azdı. Biz de haliyle mal satamıyorduk canlarım. Zor durumlar yaşıyorduk yani. İtiraf ederim. Belki de askerlere düşmanlığım oradan kaynaklanıyordu. 28 Şubat sürecinde Akşam Gazetesi'nde köşe yazarıydım. 1997. Ve ben Refah Yol hükümetinin yanında dönemin silahlı kuvvetlerine, dönemin merkez medyasına, dönemin TÜSİ adına ve dönemin banka finans kesimine karşı savaşan bir köşe yazarıydım. Kalemimden zehir damlıyordu. Ağır yazılarım vardı. Şimdi düşünüyorum, bakıyorum, ağır yazılarım vardı. Askerlerin çok üzerine gidiyordum. Hatta pek çoğunda generallere, hiç tanımadığım o generallere hakaret sayılabilecek ama yargılanma aşamasında hakaret olmadığını da çok rahat kanıtlayabileceğim egzantrik cümlelerle eleştiriler yöneltiyordum. Hiçbirisi beni mahkemeye vermediler. Biri hariç. Yaşıyor. İsmi şimdi ayıp olur. Polemiğe girmek istemiyorum. Sevgili Cenk Koray'a arkadaşımın, dostumun, canım ciğerimin benim. Akşam Gazetesi'nde beraberdik aynı zamanda. Ankara Koleji'nden arkadaşıymış. Ankara Koleji'nden sonra askeri harp okuluna gitmiş. Ve o günlerde de çok üst düzey bir, aklımda kaldığı kadarıyla çok üst düzeydeydi. Cenk bir gün odama geldi. Adeta fısıltıyla, seni kendimi sevdiğim kadar sevdiğimi bilirsin değil mi dedi, bilirim dedim. Ya ne olursun dedi, şu askerlerle kavga etme. Orgeneral'in adını verdi. Benle sana mesaj gönderdi. Dua etsin, eski komutanlarımızın birinin damadı. İyi niyetli olduğundan da şüphemiz yok ama daha fazla üzerimize gelirse çok canını yakarız. O dönemlerdeki Memduh Bayraktaroğlu'na yakışacak şekilde ve tabii Cenk'in hiç kusuru günahı olmadığı halde ters bir cevap verdim. Kırıldı bana ama Cenk'in kırgınlığı 10 dakika 15 dakika sürerdi. O da anladı ki benim aslındaki kırgınlığım kendisine değil. Bunu keşke bana söylemeseydin gibi bir şeylerle karışık bir şeyler söylemiştim. Geçti gitti neyse. Canım Cenk'cim benim. Allah yattığı yerin nur etsin. Canlarım, hayatımın en kötü dönemleri. Size bütün samimiyetimle söylüyorum. Şimdi dönüyorum, bakıyorum. Hayatımın en kötü dönemleri. 1996, 1997, 1998 ve hatta 1999. Ama o hayatımın en kötü dönemlerinde bile bugün halen iyi ki yazmışım dediğim bir yazı vardı. Hürriyet gazetesi dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya ile söyleşi yapmıştı. Söyleşten çıkan başlık Hürriyet gazetesinde manşette şöyleydi. Bundan sonrasını silahsız kuvvetler halletsin. Yani bundan sonrasını artık hükümetle yapılabilecek bir şey varsa hükümete karşı bunu silahlı kuvvetlerden beklemeyin. Halk yapsın. Silahsız kuvvetler dediği halktı yani. Ama benim çalıştığım gazete Akşam dahil
o günlerdeki bütün İslamcı gazeteler, Refah Yolu Hükümeti'ne veren bütün köşe yazarları askerlere bir saldırıya geçtiler. Aynı zamanda Hürriyet'e hep beraber bir saldırdılar ki ben hariç. Ben akşam gazetesindeki köşemde bir gün sonra Güven Erkaya amiralin söylediklerinin çok doğru olduğunu, bunlara kızmamak, aksine o tavsiyeyi dinlemek gerektiğini yazıyordum. Nazlıca gazetemizin kontenjandan baş yazarıydı. Evet, gazete Mehmet Ali Yılıcan oğlunun gazetesiydi. Nazlıca bana tepkisini o zamanlardan daha koymaya başlamıştı. Bu gazetede böyle bir yazı yazılamaz dedi. Ben ise yazdığım yazının akşam gazetesine yakışan bir yazı olduğunu anlattım. Çünkü silahlı kuvvetlerin darbe yapma alışkanlığı ne yazık ki vardı ve ne yazık ki önleyemeyebilirdik. Oysa halk olarak hükümetin de şımarıklıklarını Refah Partisi, şimdi baktıkça daha net görüyorum, gerçekten aşırı şımarıktı. Askerler Refah Parti'nin o şımarıklığından kuşkulanmışlar, endişelenmişler, korkmuşlardı. Nereye gidiyorduk? Mustafa Kemal Atatürk'ün uyardığı mı oluyordu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'nın ikinci maddesine yazan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olmaktan çıkıyor muydu? Ben diyordum ki, hükümetin ortağı Doğru Yol Partisi olduğu sürece yanında, merak etmeyin, Atatürk ilke ve inkılaplarından sapma olmaz. Sonra da Refah Partililere kendimce ayar çekiyordum. Ya yapmayın diyordum ya. Ya iktidar oldunuz. Taç giyen baş akıllanır. Sizin başınız niye akıllanmıyor? Ne bu şeyhler şıhlarla devletin başbakanlık konutunda yapılan yemekler, yenilen yemekler. Ne bu poturlu insanlar, ne bu kılık ve kıyafet devrimini yerle bir eden insanlar. Ne bu Atatürk'e hakaret edenlere hoşgörü falan. Evet, o dönemlerde daha İslamcı köşe yazarları artık alev almışlardı. Atatürk'e hakaret ediyorlardı. Benim hiç affedemeyeceğim, asla asla hoş göremeyeceğim bir şeydi Atatürk'e hakaret edilmesi. Oysa benim bir tek amacım vardı. Atatürk ilke ve inkılaplarını korumak, anayasamızın ikinci maddesinin, yani demokratik, laik, sosyal hukuk devletinden vazgeçilebilme ihtimalinin düşünülmesinin bile önüne geçmekti. Ama canlarım, itiraf ediyorum, o dönemde ben Refah Yolu ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de, merkez medyaya da savaş açmıştım adeta. Köşemdeki her gün yazıyordum, adeta kan kusuyordum. Yiğit diyorlardı bana, yiğitsin diyorlardı. Beni candan edeceklerini görmüyordum. Adeta kendimi kaybetmiştim. 27 Mayıs 60 ihtilalinin ve hatta 12 Mart 1971 darbesinin intikamını alıyor gibiydim askerlerden. O generallere neler söylüyordum Allah'ım ya Rabbim, şimdi düşünüyorum da. Şimdi bakıyorum geriye. O günkü generallerin, o günkü 28 Şubatçı generallerin ya da o günkü komuta kademesinin kuşkularında, endişelerinde ne kadar haklı olduklarını görüyorum. Haklıymışlar. O insanlar öğrenerek, okuyarak bilmişler siyasal İslam'ın nasıl bir şey olduğunu, yaşamışlar. Askeri darbeler döneminde teğmenmişler, üsteğmenmişler, yüzbaşıymışlar ama Türkiye'nin nasıl bir tehlike içinde olduğunu bizzat yine yaşayarak öğrenmişler. Öngörüleri var mıymış? Belki de, ama esas dayanakları Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıymış. Bunu bugün çok net anlıyorum. Çok net anlıyorum. Ve o gün hakaret ettiğim ve büyük saygısızlık ettiğim yaşayan yaşamayan bütün generallerden gıyaplarında özür diliyorum. Onları anlayamamışım. Onlara ön yargıyla bakmışım. Hiç olmazsa beni tehdit ettiler ama hiçbirisi beni işimden kovdurmak istemedi. O dönemde Atatürk konusunda hassasiyetleri olan, laik rejim konusunda, demokrasi konusunda, hukuk devleti konusunda, siyasal İslam'dan korkuları olan, kuşkuları olan, endişeleri olan herkesten özür diliyorum. Kendilerine yaptığım haksızlıktan, kendilerine ettiğim hakaretlerden dolayı özür diliyorum canlarım. Evet, bu kadar nettir. Ve bilhassa da rahmetli
Güven Erkaya'nın bundan sonrasını silahsız kuvvetler halletsin lafının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görüyorum. Canlarım, Türkiye'de demokrasimizi, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını, anayasamızın ikinci maddesini mutlaka koruyacağız. Mutlaka. Nasıl? Güven Erkaya rahmetin dediği gibi silahsız koruyacağız. Sandıklarda koruyacağız. Seçim sandıklarında. Ve göreceksiniz. Başaracağız. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.